Korkuteli TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 25 Ekim Perşembe. Sizler için hazırladığımız haberlerimize başlıyoruz. Antalya Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 9.sü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı açıldı. Korkuteli standı ilk güne damgasını vurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Yörex'te 81 milyonun sahip olduğu zenginliklerin, her ilin, ilçenin, yöresel lezzetlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiğini söyledi. Yörex'in coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünya ile buluşmasını sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız, kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. Fransa, İtalya bir peyniri markalaştırıyor, dünyaya satıyor. Bizim her ilimizde, ilçemizde farklı peynirler var ama kimse bilmiyor. Markalaştırmamız lazım diye konuştu. Odalar ve borsalar aracılığıyla 150'nin üzerinde ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyele bakıldığında bu sayının yeterli olmadığını vurguladı. Yörex'i yurt dışına taşımanın vakti geldi. Tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının bine çıkarılması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, sadece yurt içi tescille iş bitmiyor. Artık Yörex'i yurt dışına taşımanın vakti geldi. Bunları markalaştırmak için Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek lazım. Şu ana kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer ürünlerimiz de Avrupa'da tescillenirse kopyalanamazlar dedi. Antalya Valisi Münir Karaoğlu, yöresel ürünlerin paketlendirilmesinden pazarlanmasına, markalaşmasına, ihracatına kadar çok büyük mesafe alınmasında Yörex'in büyük katkısının olduğunun altını çizdi. Yörex'in artık Türkiye içindeki gelişimini tamamladığını belirten Karaoğlu, artık Yörex'i ülke sınırlarının dışına çıkarmamız lazım. Yabancı heyetleriyle Türk heyetlerini buluşturmamız lazım dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Türkiye'nin tarım potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliğiyle geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkesi olduğunu dikkati çekti. Türel 9 yıl önce başlayan fuarın ilk yıl 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, bugün ise 200 bin ziyaretçi beklediğini dile getirerek, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen fuarın, sektörde yer alan firmaların işbirliğine zemin hazırlayacağını umuyorum. Oluşturulan bu pazar ile ekonomik canlanmaya da katkı sunulacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de birkaç yıl içinde coğrafi işaret sayısının 800'e yaklaştığını söyledi. Marka, patent ve coğrafi işaretlerin çağımızın tapu senetleri olduğunu ifade eden Çetin, dijital ekonomiye geçiyoruz ve dijital ekonomide fikri mülkiyet hukuku artık hayati bir önem taşımaktadır. Dijital dönüşüme başlayacaksak ülkemizde hukuk bilincini, hukuka saygıyı geliştirmekten başlamalıyız diye konuştu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da sizin oraların nesi meşhur sloganıyla kıyıda köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlere sahip çıkmak amacıyla Yürex fuarını düzenlediklerini belirtti. Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Asan ve beraberindeki standları gezdi. Kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktı. Fuar 28 Ekim pazar gününe kadar açık kalacak. Evet, Korkuteli ilçemizin birçok yöresel değeri ve lezzeti var. İşte 9. Yöresel Ürünler Fuarı'nda ilçemizin öne çıkan tarımsal ürünlerini, diğer özelliklerini ilçe olarak belediyemizin öncülüğünde 9. Yörex Fuarı'nda tanıtmaya çalıştık. Emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başta Korkutelili hemşerilerimiz olmak üzere tüm Antalyalıları önümüzdeki 3-4 gün boyunca buradaki fuara bekliyoruz. En iyi şekilde ilçemizi, Korkuteli'yi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Emeği geçenlere ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben de 9.sü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda Korkuteli Belediyesi adına bir stand açmaktan son derece mutluyuz, onurluyuz. Ve bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan çok değerli Korkuteli Kaymakamımıza şükranlarımızı sunuyorum.
Sayın Valimiz onur etti, Sayın Valimiz standımızı ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Birçok misafirimiz özellikle Korteli Belediyesi'nin sadece kendi bireysel çalışmaları ve Korteli'deki esnaf arkadaşlarımız, Korteli'nin değerleriyle beraber yaptığımız, Sayın Kaymakamımızın destek verdiği, halkımızın özellikle bizleri mutlu ettiği gerçekten güzel bir stand çalışması, güzel bir ekip çalışması oldu. Değerli arkadaşlarımız, Korteli Belediyesi'nin personeline teşekkür ediyorum. Burada ciddi bir katkı koydular. 4-5 gündür burada çalışmaları yapıyorlar. Yine Korteli'nin değerleri, markaları burada. Korteli'nin şişinden tutun da dondurmasından, mantarından, şerbetine kadar, yöresel tarhanasından, alıfaradın çorabından ve yine bir teşekkürü de bizleri yalnız bırakmayan Korteli mahalli sanatçılarımıza ve halk ekibine, halk oyunları ekibine teşekkür ediyorum. Korteli'ye dair güzel halk oyunları sundular. Korteli'nin şarkılarını söylediler, çaldılar. Gerçekten hareketli, güzel bir standtı. Çevremizdeki standlara bakınca bununla da övünüyoruz. Gerçekten mutlu oluyoruz. Bu yıl her yıl olduğundan çok daha farklı, çok daha güzel bir fuar geçiyor. Katılımcı sayısı çok yüksek, 400'ün üzerinde. Ve Türkiye'nin dört bir yanından özellikle çok değerli konuklar vardı. Ben tekraren emeği geçen herkese, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere Korteli halkına, değerli başkan yardımcımıza, meclis üyelerimize, ilçe başkanımıza, Korteli hemşehrilerine ve bizleri gerçekten bugün yalnız bırakmayan siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Bizlerin sesi oluyorsunuz. Korteli'yi her yerde bizler ve sizler beraber temsil ediyoruz. Bu bir ekip işi, her zaman söylüyorum. Sizler ve bizler, değerli protokolümüz, değerli kaymakamımız, Korteli'nin ismini en güzel nasıl duyururuz, Korteli'yi en iyi nasıl temsil ederiz, çalışmamız, derdimiz bu. Ben sizlere ve Korteli halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Kaymakam'ın da belirttiği gibi 5 gün boyunca burada açık kalacak standımız. Tüm Korteli hemşehrilerimizi ve Antalyalıları standımıza bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, geçtiğimiz günlerde ilçemize atanan Mal Müdürü Mehmet Ümit Ulusan'ı ziyaret ettiler. Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay ilçemizde göreve başlayan Korkuteli Mal Müdürü Mehmet Ümit Ulusan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar dilediler. Ziyaret ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası basın sorumlusu Rahime Taştepe bilgiler verdi. Taştepe, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar ilçemize geçtiğimiz ay atanan Mal Müdürümüz Mehmet Ümit Ulusan'ı ziyaret ettiler ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Korkuteli esnafı ve ekonomisi ile ilgili istişarelerde bulundular. Mal Müdürü Mehmet Ümit Ulusan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Fahrettin Özbek ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve mahalli sanatçıların desteğiyle ilçemizin ilk ve tek mehter takımı kurulacak. İlçemizdeki etkinliklerde genelde dışarıdan getirilen ve büyük maliyetlere gelen mehter takımı için düğmeye basıldı. Dün Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Halk Eğitimi Merkezi ve ilçedeki mahalli sanatçılar ilçenin ilk ve tek mehter takımının kurulması için toplantı yaptılar. İlçenin yıllardan beri büyük eksikliklerinden biri olduğunu belirten Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Biz geçen gün bir esnaf korteji yaptık. Burada da gördük ki ilçemizde mehteran takımı eksikliği var. Esnaf Odası Başkanı olarak arkadaşlarımız ile istişarelerimiz sonucunda ilçemize bir ekip kurulması gereğini düşündük. Örneğin ne oldu? Geçen hafta düzenlediğimiz esnaf kortejine Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımını davet ettik. Daha öncesinde İmam Hatip Lisesi'nde bir ekip vardı. Ancak dağıtılmış. Elmalı buradan daha az bir nüfusa sahip olmasına rağmen orada bir ekipleri var. Bunlardan sonra bizim ilçemizde de bir ekip olması lazım dedik.
Daha sonra mahalli sanatçı arkadaşlar ile oturup konuştuk. Özbek, baktık ki bizim ilçemizde de olmaması için bir sebep yok. Mehter takımı bizler için önemli bir değerdir. Bu tür şeyler fedakarlık ister, ekip çalışması ister. Önce bu şuuru yakalamalıyız. İnşallah hep birlikte yakalarız ve gerçekleştiririz. En büyük destekçimiz Halk Eğitim Müdürümüz Öznur Taşkan olacak. Kendisi de burada geldiğimiz için teşekkür ederim. Sözü ona bırakıyorum dedi. Daha sonra söz alan Öznur Taşkan, arkadaşlar hoş geldiniz. Zaten sizlerle halk eğitim olarak değişik projeler gerçekleştirdik. Mehter takımı da bunlardan en güzel olacak inşallah. Sizlere bununla ilgili hazırladığımız 540 saatlik bir kursumuz var. Zaten siz hepiniz bu işin içindesiniz. Müzik kulağı olan insanlarsınız. Hep birlikte üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Şeklinde konuştu. Daha sonra mahalli sanatçılardan Samet Bozan, Mehter takımı nedir, nasıl kurulmuştur ve hangi müzik aletleri bulunur konularında kısa bir sunum yaptı. Korkuteli Belediye Spor Yönetimi ve bünyesindeki bulunan tüm sporcular, geçtiğimiz gün akşam Recep Gürbüz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kaynaşma ve tanışma yemeğinde bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde daha geniş bir kadro ve yeni yüzler ile yeniden yönetim oluşturan Korkuteli Belediye Spor Kulübü, geçtiğimiz gün akşam Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın da katıldığı tanışma ve kaynaşma yemeği düzenledi. Yemeğe Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Başkan Yardımcıları Ahmet Memioğlu, Mehmet Manamoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Korkuteli Belediye Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz ve tüm yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Ve kulüp bünyesindeki Wushu, kickboks takımı, U11, U13, U15 futbol takımları, A takım, takım antrenörleri, kulüp bünyesindeki yeni oluşturulan bocce takımı, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Tunç, Cengiz Elbey'e Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Akkuş ve basın mensupları da katıldılar. Yemekte konuşan Korkuteli Belediye Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz, belediye başkanımız, meclis üyeleri, yönetim kurulu arkadaşlarım, kulübümüzün değerli sporcuları ve basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Malum geçen günlerde yeni bir yönetim oluşturuldu. Bizler de bugün burada sizlerle tanışmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim diyerek sözü Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'a bıraktı. İrban, değerli hanımefendiler, beyefendiler ve hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Sporu siyasetten ayıklama için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir yönetim oluşturduğumuza inanıyorum. Korkuteli Belediye Spor'un bundan böyle maddi ve manevi hiçbir eksiği olmayacak. Maddi sıkıntıları biz çözeceğiz. Manevi sıkıntıları da hep birlikte aşacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim dedi. U11, U13, U15, U17, U19 takımlarınız ve A takımlarımız futbol olarak kickbox, tekvando, wushu ve yeni katılan aramıza bocce spor kulübü, yani bize katıldılar. Birbirimizi tanıyalım, birbirimize kaynaşalım, kategoriler arasındaki mesafeyi daraltalım. Bir spor kulübü nasıl olur? Onu göstermeye çalışalım. Sadece böylesine güzel yönetici abileriniz, ablalarınızın olduğu, işte futbol takımından sadece A takımı değil, altyapıdaki kardeşlerimiz, abileriniz burada, A takımı, işte alt kategoriler, yeni aramıza katılan bocce takımı, kickbox takımı burada. Yani biz Korkuteli Belediyespor olarak İnşallah bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Bugün burada bunu görmekten son derece mutluyum. Size için hazırladığımız haberlerimizin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Gözünüz Korkuteli TV'de olsun. İyi günler.